Merhabalar dostlar. Önemli bir son dakika haberini aktaralım. Kısa bir video olacak. Ermenistan'da şehir merkezinde patlama olduğu haberi servis ediyor. Daha sonrasında Ermenistan'da alışveriş merkezinde patlama olduğu duyuruldu. Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Erivan'daki Surmalı alışveriş merkezinde patlamanın meydana geldiği ifade edilmiş. Bazı Ermeniler dostlar her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ı suçlayan açıklamalarda bulundu. Ermenistan'da patlama olurken patlamayı Bayraktar TB2'nin yaptığı yönünde yine tuhaf tuhaf açıklamalarda bulunmuşlar. Ermeniler hala Azerbaycan'ın Erivan'ı Bayraktarlarla vurduğunu söylüyor şeklinde tuhaf haberi görmektesiniz. Dostlar Ermenistan'da patlama olurken bir taraftan da Karabağ'daki teröristlerden açıklamalar geliyor. Karabağ'da sözde ayrılıkçı rejimin sözde Dışişleri Bakanı David Babayan konuşuyor. İlham Aliyev'in Karabağ'da yaşayan Ermenilerin ne statüsü, ne bağımsızlığı, ne de özel ayrıcalıkları olmayacak sözüne ilişkin kendisi bunun cezai sorumluluk bağlamında dava konusu olması gerektiğini söylüyor. Kendisi İlham Aliyev'i mahkemeye vereceğini söylerken sözde Arsak meselesinin Azerbaycan'ın iç sorunu olmadığının çok açık olduğunu, doğal olarak Aliyev'in bu tür açıklamalarının uluslararası çözüm sürecini baltaladığını iddia eden açıklamalarda bulundu. Teröristin açıklamaları da bu şekilde. Dediğimiz gibi dostlar Ermenistan'da, Erivan'da büyük bir patlama olduğu haberleri servis ettirirken olay o kadar yeni ki Rus medyasında da az sayıda cümleyle aktarılmış. Erivan'daki alışveriş merkezlerinden birisinde patlama olduğu yazılırken Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına yer veriliyor. Surmalı alışveriş merkezinin çeşitli mal ve ürünlerinin toptan satışı konusunda uzmanlaşmış bir yer olduğu da belirtilirken kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri şu anda olay yerinde. Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çok sayıda yaralı olduğu haberi paylaşılıyor. Yine dostlar Sputnik Ermenistan'da bu konuda haber paylaşırken alışveriş merkezindeki havai fişek deposunun patladığı iddiası da var. Uzmanlar soruşturmaya devam ediyor. Hoşça kalın.